14 Mayıs sandıklarından meclise ait olan kapandı. Ancak Cumhurbaşkanlığına ait olan kapanmak için 28 Mayıs'ı bekliyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki yarış siyasetin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Usta gazeteciler Ümit Yıldız'ın moderatörlüğünde bir TV'de Söz Meclis'ten içeri programında buluştu. Münir Kaçaslan'ın hedefinde YSK Başkanı Ahmet Yener vardı. YSK Başkanı sınıfta kaldı. YSK Başkanı'nın açıklamalarını beklerken eski YSK'nın yaptığı açıklamalar gibi hangi partinin kaç oy aldığı, hangi cumhurbaşkanının kaç oy aldığı oransal olarak duymak ekran başındaki vatandaşların hakkıdır. Evet. Sayın YSK Başkanı iki defa çıktı. İlk ikisinde yurt dışındaki oyların bu kadarı tasnif edildi. Yurt içindeki oyların bu kadarı tasnif edildi. İkincisinde gene bu kadarı tasnif edildi rakam. Gece yarısından sonra cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oyları vermeye başladı. Kafalarda istifam oluşuyor bu sefer. Birbirine yakın geldiği zaman. 14 Mayıs gecesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın sık sık ekranlara çıkarak sonuçla ilgili yaptığı değerlendirmeler Mustafa Yılmaz'ın eleştirilerinin hedefindeydi. Onlara yanlış veri verildi. Kemal Kılıçdaroğlu dahil. Zaten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in görevden alınma nedeni de bence şimdi buydu. Ama bakın yanlış da olsa bir veri paylaşmadılar ki. Ama yani Münir Koçarslan dediği gibi bizim oyumuz 49,5, ötekinin oyu 42,5 evet. Diyen olmadı. Biz mutlak olarak şu kadar milyon oy aldık diyen de olmadı. Bence tam güvenilirler. Sadece biz öndeyiz. Evet. İşte göreceksiniz Anadolu Ajansı falan dediler ki biz gece 3.30'a kadar bu stüdyoda yayındaydık. Ve ben bir noktadan sonra Edi ile Büdü'ye benzettim. Kemal İmamoğlu ile şeyi. Yani çıkıp saçmalayıp çıktı gittiler. Saçmalayıp gittiler. En sonunda saat 23'ten itibaren de çıkmamaya başladılar. Evet, zaten ortalıkta da gözükmediler. Sandıklar %50'den sonra yoklar zaten onda. Yani kayboldular bir anda. Gecenin bir saatinden sonra İmamoğlu ile Mansur Yavaş da kayboldu. Yani ki partide sıkıntı olmuş galiba. Sonuçta Özkanlı bir falan kere bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin hızla seçim sonucunu verecek bir sistem kurması lazım. Söz meclisten içeride altılı masada CHP ve İYİ Parti dışında kalan partilerin katkıları tartışma konusuydu. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti dışında ittifaka katkı yapan parti yok. Yani Saadet Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni, Deva Partisi'ni ve Demokrat Parti'yi topladığınızda %2-3 bile yapmıyor. İzmir'de %1'di bu dördünün toplamı. İşte %1 yani totalde. Adamların aldıkları daha fazla verdiklerinden. Yani bütün Türkiye'yi baktı. Yani bu model çökmüştür. Yani yanlış arıyoruz ya bir kere bu model yanlış bir model. 35 milletvekili gitti. Bu açık bir açık net bir şekilde. Altılı masa. Anlaşıldı. Altılı masanın İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki bileşenlerinin gücü, oyu hiçbir şeyi yokmuş. Yani, işte sen İzmir'de %1 dedin. 2,5'lu masaymış aslında. Yani aynen öyleymiş. Yeni döneme ilişkin İzmir'in kırmızı plaka beklentilerini dile getiren Ümit Yıldız ve Fatih Yapar oldu. Mehmet Kasaboğlu, Sayın Kasaboğlu, Gençlik Spor Bakanı. Yani elbette her yere bir bakan gönderelim tamam da buraya Kültür ve Turizm Bakanı gibi İzmir Kültür ve Turizm Şehri veya Ulaştırma Bakanı gibi başka daha böyle icracı insanlar icracı bakan. Aynı yani, şeyi Kılıçdaroğlu da yapabilir. Evet, yani vaat edebilir. Ve şehri İzmir. Bilen, şehrin içinden yani dışarıdan emanet. Ya bu da Ege'nin evladı. İşte Veysel Eroğlu'nu çakalım geçsin Afyon'dan. Ya bu da Ege'nin çocuğu. İzmir'de şey var ya. İzmir'de de iş yeri var, iş yerinin şirketleri var. Nihat Zeybekçi'yi de çakalım geçsin falan. Evet. Olmuyor. Yani dediğin gibi teşkilatları bilecek. Partiyi bilecek, dünyasını bilecek. Sevilecek. Anketlerde sen ne kadar sevdiğini evet. Söylüyorsun Hamza Dağ'ın, o başka bir şey. Başka daha yani şey de olabilir, bunu Kılıçdaroğlu da yapabilir. Kılıçdaroğlu'na da şöyle bir bu şey saatten var. Sonra çünkü uzun süredir memura zam yapacağım, işte yani, onu bunu yapacağım meselesinden ziyade bu tip başka açılımlar evet. Veya açılar geliştirmeleri uzun gerekiyor. Süredir şöyle bir şey var İzmir'de. İzmir büyük şehir artık, kontenjan kaldırıyor Ankara, İzmir gibi. Ama İzmir milletvekili kontenjanlarını uzun süredir kaldırıyor da bakan kontenjanları kaldıramıyor. Evet. Bakan konusunda İzmir göz ardı edildi.